Haber Global ana haber bülteni devam ediyor ve konuğumuz var. Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi öğretim üyesi, Orta Doğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Başkanı Profesör Zekeriya Kurşunla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz Haber Global'e. Hoş bulduk Global e. Anlaşmanın bir genel değerlendirmesiyle başlayalım müsaadenizle. Ee, İngiltere basınında bazı yorumlar dikkat çekiyor. Tümü değil ama bazıları Türkiye istediklerini hemen hemen aldı deniliyor. Aynı fikirde misiniz? E, aslında sadece Türkiye değil, yani. bütün taraflar büyük ölçüde burada kazanmış gibi görünüyorlar tabii ayrı ayrı analiz edildiğinde her birinin kazançları ve kayıpları var ama bu genel hüküm yani Türkiye istediğini aldı anlamında doğrudur katılıyorum. Elbette Türkiye'nin ana hedefi 480 kilometrelik Alan üzerinde bir e, hareketlilik meydana getirmek. Tümünde yani, 30 kilometrelik değil e, Derinliği 30 kilometre olan ama e, sınır boyunun, tamamı. Evet. Şu anda e, mutlak e, e, harekat alanının daha e, o, sınırlandığını 120-150 kilometrelik bir alanda sınırlandığını gördüğümüzde yani başlangıçtaki ilan edilen hedefin Dışında gibi gözükmekle birlikte şunu unutmamak gerekiyor: Baştan itibaren riskli bir harekattı bu. Ee, belki de Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki en e, büyük harekatlardan biriydi. hatta en büyüğüydü. ve dolayısıyla bu kadar büyük riskli bir harekattın e, hedeflenen e, o kilometrelinin de aşağısında kalmış olması isteneni almamış olduğu anlamını vermez. Bu açıdan bence oldukça önemli bir sonuç olarak görülmeli. Çünkü nihayetinde beklenen riskleri aza indirerek sınır güvenliğini sağlamış oldu. Tabi onun ötesinde Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda Türkiye'nin özellikle uzun zamandır ifade ettiği ama bir türlü e, inandıramadığı ve Türkiye'nin hala bir takım irredentist yayılmacı eğilimlerin olduğunu e, ifade eden çevrelere de Türkiye çok daha net bir mesaj vermiştir. Yani ben gerekirse e, koyduğum hedeflerden de geri çekilirim ama asıl mesele o hedef içerisinde güvenliğin sağlanması. Yani ulaşılmamış noktalarda eğer Rusya ve Rusya'nın e, belki işte e, denetiminde veya yönlendirmesiyle Suriye rejiminin kontrolü sağlaması bizim için de aslında hedefe e, ulaşmak demektir. Çünkü ana hedefin orada bir toprak parçası elde etmek veya Suriye'nin toprak bütünlüğünü dağıtmak olmadığını göstermiş oldu. Tabi bu uluslararası e, arenada da başka bir e, e, yansıması var. O da büyük ölçüde e, Suriye'nin muhtemel bölünmesini bekleyen veya bu şekilde geleceğe taşımak isteyen Çevreler içinde Suriye'nin toprak bütünlüğünün Hı. tekrar teyidi anlamına geliyor. Peki. Ee, Ankara'nın hedefleri arasında bölgeye önce bir daha sonra bir milyon daha olmak üzere iki milyon kişinin gönderilmesi vardı. Türkiye'deki sığınmacılardan bahsediyoruz. Ee, fakat 440 kilometre ve 30 kilometre derinlikle birlikte bu hesaplanmıştı. Bu planda mevcut durum e, Soçi anlaşması 10 e, madde bir değişikliğe yol açar mı? Ya kuşkusuz tabii o e, ilk başta biraz önce söylediğim gibi hedeflenen ana e, e, mekanın e, kontrol altına alınmamış olması, tamamının bir güvenlik bölgesi olarak belirlenme, güvenli bölge olarak belirlenmemiş olması bu sayıların revize edilmesini gerektiriyor. Ama, Ama YPG çıkacak orada yine. Yani YPG zaten çıkacak, tabii çıkması da gerekiyor. Fakat neticede güvenli bölge diye oluşturmuş olan alanda yeniden bir imar, yeniden bir faaliyet başlayacak. Ve diğer Rusya'nın ve Suriye'nin kontrolünde kalacak bölgede bunu Türkiye hukuksal olarak yapamaz. Yani dolayısıyla gidip onların kontrol ettiği bir noktaya herhangi birini yerleştirmeye zaten imkan yoktur. Yani bunun getireceği birçok sorunlar vardır. Ama ne olacak? O güvenli bölgede yapılacak yerleştirmelerin getirdiği imkanlarla onların kendi içinden doğal bir yayılması belki sağlanacaktır. Bu açıdan baktığımızda belki bu hedefin birazcık daha uzun bir süreye yayılması gerektiğini gösteriyor. Bir risk var mı? Şunu kastediyorum. YPG'liler e, Türkiye, Rusya ve Suriye'nin işbirliğiyle o 30 kilometrenin altına doğru itilecek. E, ancak eğer İdlib bölgesine dün giden Beşar Esad'ın söylediği doğruysa bundan sonra bir bölümü ya da hepsi bilmiyoruz. E, Beşar Esad'la el ele yürüyecekler öyle söyleyelim. Bu bir risk oluşturur mu gelecek? Evet yani böyle bir risk var çünkü nihayetinde e, buradaki bu grup... E, küçük bir grup değil üstelik de silahlarıyla donanımlarıyla e, e, güvenli bölgenin dışına çıkartılmışlardır. Bunlar ne eklemlenecektir? Orada yeni bir devlet dışı aktör, e, Lwemis soyunacaklar zaten ölüler. E, e, Esenin söylediği gibi onunla işbirliği mi yapacaklar yoksa e, işte e, bir şekilde elimine mi olacaklar? Bu bunların soruları, bu soruların cevapları çok net değil ama her halükarda e, toparlanma ve e, bugüne kadar oluşturdukları tehdit ve tehlikenin bir hayli ötelendiğini söylememiz mümkün. Tabii burada e, Rusya'nın e, takınacağı tavırda. ...büyük önem taşımaktadır... ...evet Rusya ile çok önemli bir mütabakat... ...sağlandı hatta ben Soçi mütabakatını... ...siyasi tarihin bir dönüm noktası... ...olarak görüyorum çünkü... ...bir e, NATO sınırını... E, ...NATO karşısında bulunan... ...uzun bir yıllarca... E, ...bir ülkeye... ...emanet etmiş oldu dünya... Yani ...bu aslında belki de... ...hem NATO'nun kendisini sorgulaması... ...hem özellikle ABD'nin kendisini yeniden... ...sorgulaması açısından çok büyük bir sonuçtur... E, ama buna rağmen yani bu alınmış olan sonuca rağmen e, hala e, Moskova'da PKK'nın e, bürosu var evet, e, ve hala e, Rus kamuoyunda oyunda e, tıpkı Batı kamuoyunda olduğu gibi YPG PYD konusunda e, bir karmaşa ve e, sempati var. E, bu konuda Putin meseleyi nereye kadar? taşıyabilecektir. Sahiplenmeyi yani çünkü ne kadar yapacak veya ne kadar yapamayacaktır. Bu da tabii onların yeniden alacağı konumunu belir alacakları konumu belirleyecektir. Bir yorum Batı diplomasisindeki kargaşa Putin'in güçlenmesine neden oldu deniliyor Batı'da. Katılır evet. mısınız? Az evvel söylediğiniz evet, bu mu yani? Evet yani büyük ölçüde o. Şimdi Avrupa Birliği bu olayda büyük ölçüde açığa çıkmış oldu. Yani aslında NATO devre dışı kalmış oldu. En büyük mesele bu. Yani NATO'nun kuruluş amacının adeta sonlandığı bir süreci yaşıyoruz. Suriye bir başka açıdan belki de Sovyetler Birliği'nin Asıl e, eski Sovyetler Birliği'nin kastediyorum e, e, ikinci Berlin duvarıydı e, Batı bloku karşısında ve e, Batı'nın en büyük hedeflerinden bir tanesi bunu sökmekti ve bunu sökemedi. İşte o kafa karışıklığı, kararsızlıklar ve aslında kafa karışıklığı ve kararsızlıkların daha ötesinde Türkiye'nin öne çıkmasından duydukları rahatsızlık bu sonucu doğurdu. Peki ama bunun yanında NATO demişken NATO Almanya ile ortak bir güvenli bölge konusunu görüşüyor. Hatta bunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de onaylatılmasından söz ediliyor. Böyle bir ihtimal kaldı mı? Yani Hale. şöyle bir şey şimdi zaten Türkiye bu güvenlik bölgenin e, e, Birleşmiş Milletler tarafından e, kabul edilmesi ve desteklemesi konusunda bir girişim Hı. başlatacağını Avrupa'da beyan etti. Avrupa'da ortak olmak istiyor. İşte şimdi son anda hem Avrupa buna ortak olmak istiyor hem aslında kaybedilen prestiji yani NATO kaybettiği prestiji kurtarmak istiyor. Ama bu gerçekten çok geç kalınmış ve büyük bir yanlışlıkla e, sonuçlanmış yani NATO açısından sonuçlanmış bir durum. Dolayısıyla elbette ki bu tür çalışmalar olacak. Tabi bu çalışmalar Rusya'yı şu anda kazandığı veya kazanımlarından geri etmeyecektir. Ama belki Türkiye'nin konumunu yükseltecektir. Hmm. Pekala ee, gelelim Amerika Birleşik Devletleri'ne şöyle tarif edelim oradaki petrol sahalarını güvence altına aldık diyen yahut bir cumhuriyetçi e, senatörün ifadesiyle e, tırnak içinde o bölgeden defolup gitme zamanımız artık geldi diyen Amerika Birleşik Devletleri bundan sonra sizce ne yapacak? Şimdi ben e, tabi e, genel olarak e, hem yazılarımda hem konuşmalarımda her zaman söylüyorum Amerika Birleşik Devletleri bölgeyi terk edemez. Terk etmesi mümkün değildir. Elbette işte oradaki 2000 kişilik kuvvetini alıyor, Irak'a taşıyor. Irak'taki sıkıştığında işte belki Körfez'deki üstlerine taşıyacaktır vesaire. Ama genel olarak bölgeden, bölgeden kalacak. kalacaktır. Üstelik unutmamak lazım, şu anda yani Trump'ın politikası karada fazla Varlık göstermemek çünkü gerçekten aşırı derecede bir karşı duruş var. Hem bölgesel yani halklardan hem de aslında Avrupa Birliği ile olan sorunlardan dolayı. Dolayısıyla karada çok fazla varlık göstermemek ama havaya sahip, hava sahalarına sahip olabilmek. Bunu rahatlıkla Körfez'den Suriye'yi de Irak'a da kontrol edebilecek imkanlar var bugün. Dolayısıyla çekileceğini söylemek biraz hayalperestlik olur ama... Onun kastettiği doğrudan doğruya işte e, gözleme noktalarından çekilmek, karada bulunan askerlerini çekilmek ve öylece bir şekilde işte askerlerini de kurtaran bir kahraman rolünü oynayacak. Ama genel olarak e, ABD'nin, Amerika'nın kendi e, bugüne kadar çizdiği, profil yani son birkaç yıl içerisinde çizdiği profil e, süper güç olma noktasından artık uzaklaştığını gösteriyor. Dolayısıyla elbette ki bunu e, bu, bu, durumu kendileri yeniden değerlendirecek ve nerede ne kadar kalmaları gerektiği konusunda e, bir kere daha karar verecekler. Onun ötesinde çok önemli bir husus var. Amerika'daki İsrail lobisi e, siz burayı terk edin demediği müddetçe Amerika bölgeyi terk edemez. Bölge tamam. Peki Suriye'deki geleceğini öngörebiliyor mu? E tabii Suriye'deki şu anda Onu da şu anda şu, şu anda Suriye'de gerçekten e, büyük bir e, kayıpla geri çekilmiştir ve Rusya karşısında e, gerilemiştir. Hatta benim e, bir başka yerdeki bir ifademde soğuk savaş e, Rusya'nın lehinde sonuçlanmıştır bu açıdan değerlendirdiğimizde şu anda evet böyle bir durum var ama bütünüyle tamamen artık buradan elini çekti demek çok iyimser bir tavır olur. Şu anda Türkiye ile yükselen, gerginleşen ilişkiler işte bölgede e, uzun zamandır e, süren ve bir türlü istiklara kavuşmayan Suriye meselesinin iç politikaya yansımaları, 2020 seçimlerinin e, işte e, yakın olması, Amerika'nın birazcık e, sakin görün vermesine ihtiyacı var ve şu anda yaptığı o dolayısıyla Türkiye, Rusya ve diğer ülkeler e, bir sonraki adımında Amerika'yı en azından bir müddet daha hesaba katmak zorundadırlar bölgede. Adana mutabakatına sık sık işaret ediliyor. Hem bu mutabakat içerisinde, soçi mutabakatında, hem de daha önce gelen açıklamalarda Rusya bunda ısrar ediyor. Ee, acaba artık Beşar Esad hükümetiyle doğrudan temas vakti mi geldi? Şimdi ben bugün kısa bir süre Sayın Cumhurbaşkanının beyanatını da dinledim. Ee, o beyanatın altında yani Rusya üzerinden e, Dışişleri bakanlığımız istihbarat birimlerimiz ve diğer birimlerle e, girişimlerin olacağı söyleniyor. Ama zaten var. Yani, yani, yani Rusya bundan, üzerinden zaten var. İşte bu teyit edilmesi bence bir noktada e, sistemle de e, bir şekilde bir e, organizasyon yapılacağını gösteriyor. Belki doğrudan doğruya Esed ya da rejimin kendisini e, ne, sembolize eden isimlerle olmasa bile Suriye devletiyle e, diyeceğimiz bir e, işbirliğinin e, zamanı gelmiş olabileceğini düşünmektedir. Çünkü nihayetinde e, bir tampon bölge vardı. O bölge üzerinde e, e, PYD-YPG vardı ve e, Türkiye'nin o bölgedeki hareketliliğinde ilk temasları bunlarla olacaktı. Ama şimdi işte Kamışlı ve diğer bölgeleri de özellikle 30 kilometrenin altındaki bölgeleri de rejim kontrol edeceğine göre burayla olan işbirliğinin ve koordinasyonun bir şekilde sürdürüleceğinin işaretinin verildiğini tahmin ediyorum. Kamışlı demişken onunla devam edebiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Özgür Özel'in Türkiye'ye yasaklı bölge diye tarif ettiği Kamışlı neden bu mutabakatın dışında tutuldu sizce? Şimdi Kamışlı tabi e, yine yapılan açıklamada e, zaten daha önce bu mutabakat e, sağlanmadan önce bölgeye e, rejimin güçleri yani Suriye ordusu ve aynı zamanda e, Rusya müştereken güvenliği sağlamışlardır. Dolayısıyla e, o onu tekrar... E, ortadan kaldırmak veya onlarla karşı karşıya gelmek e, doğru olmaz şeklinde bir beyanda bulunlar ama orada başka bir husus daha var. Şimdi genel olarak bölgeye baktığımızda bölge tamamen bir kürt bölgesi olarak tanımlanırken aslında bu doğru değil. Ama Kamışlı için bu. Daha doğru bir tanımdır. Ve Kamışlı'da yerleşik aşiretler var. Bunlar muhtemelen bu süreç içerisinde silahlanmış gruplardır. Ee, bunların e, bir... Oradan bize ateş açılmıştır. E, Nusaybin hemen karşısında şey, hayır, var. Tabii şimdi kastettiğim PYD'nin değil. Yani hı. daha yerleşik hı hı. E, orada oranın... E, Onlar mı devreye giren? E, onların devreye e, sokulması ve orada... E, e yeni bir e, demografik e, sorunların yaşanmaması için bunun devre dışı bırakıldığını tahmin ediyorum ama bu şeye de katılmıyorum. Yani yasaklı bölge e, bu biraz e, fazla özgür e, e, Özel e, öyle yorumlamış. Evet, yani yani bu, bu anlaşmanın sonuçlarından evet, bir tanesi evet. budur. E, güvenli bölge derken Türkiye'ye yasaklı bölge ortaya çıkarılmıştır gibi bir e, yorumu var. E, Suriye ordusu bölgede sınırda 15 kontrol noktası oluşturacak. E, bu neyi ne kadar değiştirir? Ne işe yarar sizce? Yani şu netice itibariyle e, bir kere e, Suriye açısından o önemli bir gelişme Orada yani, hakimiyet kuracak. Evet orada hakimiyet kuracak. Ama diğer açıdan da bir dur bu. Türkiye'ye karşı. Yani ben işte Adana Mutabakatı'na bağlıyım ve benim Buraya ettiğim, izin verme. Ha, kontrol ettiğim noktalardan sana bir tehdit yönelmeyecektir demektir bu. Bu açıdan da e, belki e, Suriye'nin yeniden yapılanmasında aslında bir başlangıç olarak düşünülebilir. Tabi burada görüşülmeyen veya görüşülmüşse de mutabakatı da yazmamış e, olan birçok şey var. Özellikle İdlib meselesinin nasıl bir e, hal alacağı. İdlikten e, idlikten doğacak. Evet yani İdlib'den doğacak yeni sorunların bu bizim çizdiğimiz 30 kilometrelik sınırlara nasıl yansıyacağı bu da bir başka problem olarak karşımızda duruyor. Hocam teşekkür ederiz bu yayına kadar. Ben için. teşekkür ediyorum. Müsaadenizle bir ara vereceğiz. Saat başında kaldığımız yerden devam edeceğiz.